Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köye gidiyoruz. 2 gün falan orada kalacağız. Diğer çocuklar da gelecek. Caner'in kuzeni askere gitmişti. Askerden döndü. Böyle bir toplaşma yapalım dedik. Özlediğimiz için onlarla vakit geçirelim diye. Sizi de yanımda götürdüm çünkü köy vloglarını seviyorsunuz. En son hatta 3-4 kişi yanlış hatırlamıyorsam videomun altına köye gitmiyor musunuz ya, bir vlog çek falan demiştiniz. Tam onun üzerine gittiğim için birazcık daha mutluyum. Moralim birazcık bozuk çünkü şu pantolonu kendime zor sıkıştırdım. Ciddi anlamda bayağı kilo almışım. Baksanıza hıncı hınç doluyum. Acil ilacım biter bitmez biraz diyet, biraz spor başlayacağım. Hatta bayağı spora başlayacağım. Ama şu an hiçbir şey yapamıyorum. Yürüdüğüm zaman bile canım yanıyor çünkü. Taktım takıştırdım şekerim bakın. Tam bir yeni gelin itemi olup takıp takıştırdım. Üstüme de birazcık rahat bir şeyler giymek istedim. Aslında anneannelere gidiyoruz. Böyle cıvıl cıvıl çiçekli böcekli şeyler giymem gerekiyor ama bugün bir bad girl havamdayım. O yüzden bayağı böyle serseri serbest stilim giyindim. Damalı çoraplar falan filan. Kamera çantamı birazcık toparlayacağım. Burada da yanıma alacağım birkaç bir şey var. Ayakkabı olarak da bunu aldım yanıma. Bunların içinde ne var biliyor musunuz? Şunları arabaya götüreceğim de. Karnişle Yaren'e bir iki bir şey koydum. Caner birazcık hamallık yapacak ama taşıması gereken ağır bir şey var. Böyle kayık çekme aleti ama bozuk olduğu için geri götüreceğiz köye. Evin son durumunu göstereyim size. Şu kısımlar falan acayip dağınık. Burada bir şeyler var. Bunun aynısından yukarı katta da var. Ne bunlar diyeceksiniz. Ev sahibimiz sağ olsun sonunda lavabolar için ayna ve dolap aldı. Normalde şu kısma sokmuştuk onu ama buradan bir şeyler almamız gerektiği için buraya geri kalırdık. Bu ortadan kalktıktan sonra da artık şuraya güzel bir şekilde toplarız. Evde dağınık bir şey istemiyorum. Çöp, bidon. Orada köyde güzel bir çeşme varmış. Oradan su dolduracağız. Umarım güzel bir vlog olur. Umarım sıkılmazsınız ki zannetmiyorum orada çocuklarla birlikte. Bu arada makyajımı beğendiniz mi? Küçük bir eyeliner çektim. Büyük bir eyeliner çekmedim. Birazcık biri başka biri başka oldu yine ama. Yüzümdekilerin de linkini bırakırım isterseniz makyajlarımın. En sevdiğim makyajlar. Hadi gidelim. Belim çıtladı. Geldik. Kankiler. Özlemişim ya. En çok burayı özledim bak. Ama sadece yazın giriliyor. Caner'in annesiyle babası 1 haftadır buradalar. Biz geleceğiz diye sırf 1 haftadan beri gidememişler ev ısınsın diye. Köy çok soğuk ya, ısınmıyor evde büyük olunca. Caner'den son arabayı bahçeye park etmeye çalışıyordu ama bahçe full bataklık olmuş. Geri nasıl çıkartacağız? Bir ittire ittire gideriz artık. Aa annem battın mı sen? Anan gibi. Seni bile özledim. Kaynışa bakalım. Bak şimdi. Beni özledin mi? Baş belasıyım ya. Aynen. Ve ben yine lavabomda. Yine yemek. Filiz teyzeyi gördüm az önce. Diyor ki git git diyor. Kaynanan sabahtan beri oğlum gelecek, gelin gelecek diye yemek yapıyoruz size diyor. Teşekkür ederiz diyor yavrum ya. Ya kimin kaynışı bu? Bak şekerim kameramı değiştirdim. Güzel mi? Güzel. Bak mikrofonu da var artık. Gayet güzel canım. Teşekkür ederim. İyi günlerde kullan şekerim. Teşekkür ederim şekerim. Keşke hazırlansaydım sen geliyorsun diye. Sen biliyorsun ben ayaklı gazeteyim artık. Paparazzi. Paparazzi. Artık mikrofonum da var, tam paparaziyim. Aynen. Ay köyü özlemişim. Ay soba yanıyor bakın. Vallahi çocukluğumda böyle büyüdüm ben sobalarla. Ay mis gibi köy. Yani biz de dağda oturuyoruz ama bu kadar güzel değil bizim dağımız. İçi açılıyor insanı be. Özledin mi ya beni? Yerimiz özledin mi? Gel sarılayım. Ay yok. Çok seviyor. Vallahi özledim sarayım sizi. Vallahi doğru söylüyor. Vallahi, herkes kendi canını kurtaracak. Yani kıvıramıyorum da. Ne aldın onu şimdi dur o. Nasılsın değil misin? Ekmek parası yapacak bir şey. Dur bir de zıplayıp dönerci ya. Ay kurban olurum seni. Hep bu yelekle çıkıyor. Ben onun rengini değiştirdim videoda. Başka yeleği var kaç tane. Aynı yelekten 10 tane var zaten. Değil aynı. Siyah var. şeyleri rengi var. Ne yapıyorsun anlat, özledin bizi? Özledim tabii. Biz de seni özledik. Ya, vallahi çok özledim. Sen börek mi yaptın bugün, yoruldun mu? Yoruldum tabii. Çok mu yoruldun? Çok. Baklava yaptım. Oh. Ama beğenmiyorsun beni. Git tabii bakalım. Sana baklava yok der. Sana baklava yok. Yiyeceğim tamam, söz bundan sonra seninkinden. Yemeyeceğim abi beğengen. Ne kadar güzel olmuşsun maşallah. Anneanne çok kilo aldım ondan diyorsun. Ya, çok kilo aldım. Vallahi kilo alınca beğeniyorum. Güzelleşmiş değil mi? Evet. Ne o yedin kuru bir şey. Böyle deyince ben anlıyorum ki kilo almışım. Anneanne beğendiyse kesin kilo almış. Bunu döndürünce herkes geriliyor ya. Anne bir ses tonu değişti. Ay, bir inceleşti döndürünce. Ay, bir şey ya. Beğendiyse. Aynen. Bir notta değişti. Dur tamam hadi rahat bırakıyorum tamam. Evet yengemize çeviriyoruz. Yenge ne haber? Yengeni mi çekiyorsun? Evet. Nasıl mı fotojenik? İyi güzel. Evet. Programına bağlı. Ben oraya yaklaştım. Yok ben bununla konuşuyorum. Çay biraz tuzlu olmuş. Onu ben 4'e 3'üne kaç muhabbet çevirdim. O eski resim bayağı. Video sahibine başlıyoruz. Beni de aldın ya. Beni de aldın. Artık siz asıl beni alın. Yaren link yaptırırsan bana Trendyol'dan alırım. Tamam alacağım. Çekiyor. Caner bir de zoom yapmış böyle gözümüze kadar sokmuş. Asker nasıl geçti? Bok gibi. Bakın size kimi göstereceğim. Kenan Doğulu'nun gençlik hali. Evet Kenan Doğulu'nun gençlik hali. Kenan Doğulu'nun kayıp çocuğu. Tayyiş'in yaptığı şeye bakın. Etimek miydi adı? Evet şekerim etimek. Etimek tatlısı. Valla gene kilo alacağız ya. Evet. Oraya flash diyemiyor. Valla yo alacağız ya. Valla yo. Amin. Aaa gelin olduğumu bu kadar hissettirmemin. Var mı ya? Şu mesajları artık okumanın zamanı geldi. Gözümle göremiyorum ya kamerayı. Bunları bulun da ha bak. Annem görmesin. Kardeşim bana özel tatlı yapmış. Okan bu tatlının tarifini verecek şimdi. Evet Oki tarifi ver kardeşim. Alttan ekmek tatlısı bastırıyor. Yere. Sen kaymak tokatlıyor. Noktaya da çikolata koyuyor. Doğru değil mi tarif? Evet şekerim doğru, süper değil mi? Aracımın ellerine sağlık. Allah'ım sen anlatsam bu kadar basit anlatamam. Bu kadar basit anlatamam yani ballandıra ballandıra. Gurme reis. Tamam onu 10 dilim yediğinden anladık bu kadar beğendiğini. Tamam 4 dilim yedik abartma yani. Bir de şey diyor ya, koca direktör diyor ki alacımın ellerine sağlık. Günaydın. Makyajla uyumuşum ya. Şu tipime bakın. Dudağıma şimdi Blistex geçeyim. Çok kurumuş çünkü. Bizimkiler aşağıda kahvaltı hazırlıyorlar. Hemen iniyoruz. Caner diyor ki niye sinirlisin? Makyajla yeni uyandığımda sinirli gibiyim galiba. Neyse ki buraya maske getirdim. Kokoşlaşacağız. Nasıl şişko olmuşum. Tayt bile zor sığıyor artık ya. Kızarmış ekmeklerimize bakın. Bu da soframız. Patates sobada. Günaydın. Günaydın. Çok mutlusunuz bu sabah ya. Kahvaltı hazır. Anne kahvaltısı. Şimdi kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Canerler falan birazcık dolanmaya çıktılar buradaki insanlar görsünler diye. Bize de Nano geldi. Bir tane teyze. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Başka bir şey yapmadığımız için çok fazla kamerayı açmıyorum. Gider gezeriz, hava güzel. Aşağılara doğru şöyle çayıra bayıra ırma. Çünkü sıkıldım evde artık. Caner yine araba yıkıyor. Her zamanki gibi. Şu kısımlarda mangallar yanıyor. Bir dedikodu yapmışız, bir dedikodu. Aylardan beri dedikodu biriktirmişim resmen. Size de dedikodu geliyor. Vallahi çok yakın zamanda yapacağım. Taşındığımdan beri dedikodu bekliyorsunuz benden ama daha zor yerleşmeye başladık ve o kadar çok misafir ağırladım ki bu ay. Hiçbirini görmediniz. O yüzden mental olarak çok yorulduğum için yakın zamanda dedikodu geliyor. Söz. Söz. Aa botlara bak Caner'in. Kırıl. Ay bunları nasıl gideceğiz Yaren? Ya bacak varsa? Bilmiyorum ki. Ay Darina. Yaren arkadan destek ver. Heh. Beni niye mikrop gibi tutuyorsun ya? Sinek gibi. Sinek. Saçım yoluyor. Senin gibi görümce olmaz olsun. Lanet. Giydim. Hadi tamam gel. Şimdi seni ben bir düşürmez miyim? Ben soktum ayaklarımı. Sok sen ayağını. Ayakkabımın üstüne kim bastı? Kim bastı? Bilmiyorum. Kesin benimdir. Ben basmışımdır görümce seni. Çoraplarıma bakın. Çok tatlı değil mi? Ayakkabıların linki geldi. Hadi bakayım aşağıda. Reklam yaparken benim gibi olun. Ah temiz koku. Mangal kokusu. Kanki bu ne seksilik ya? bu ne seksilik ya? Şöyle kombinim. Link ver. Yaren. Ne oldu ne gördün? Şuralarda ne kadar güzel fotoğraflar çekilebilirdi. Neden çekmedik? Bilmiyorum ki. Makyaj yapamadık çekemedik. Benim makyajım var. Bak 9 ton hem de. Hangi ara yaptın sen dün, var ya? Değil mi? Dün geceden kaldı. Bak çıkartmışım. Böyle görümceler böyle işte. Ben doğal güzelim. Ha, belli. Caner çöplerimizi de buraya atmazsa baban gebertir bizi. Ay bataklık olmuş bu. İnsan bir uyarır. Herkes batıyor. İnsan bir uyarır. Bir şey söyleyeceğim. Her tarafın batmış. Büşra ben... Diyorum ki. Bak. Şurada fotoğraf çekilseydi. Yaren pelosuluk yapma. Versin mi canım? Ay, yemin ederim yaşlıyım ya. Çok buram acıyor. Ne var Yaren? Tamam hadi çekilelim gel fotoğraf. Telefonumu yukarıda bıraktım ha. İstemiyorum ben bu tipim. Zaten kameramız var burada. Sen dünden kalma şeyinle makyajım. Ben her zaman doğal güzelim. Ben böyle doğdum bir kere. Beni bir tane waffle yerken ısırık atayım şöyle. Waffle mı yapayım? Ha, hayır yapamam. Olur. Ver parasını ver yaparım. Hem diyete geçiyorsunuz hem şimdi öyle mi oluyor? Okan için ya. Okan çok kilo vermemiş mi? Hayalinizdeki Okan artık yok bak. Okan çökmüş. Ay, iş hayatı yaramadı. Hiç yaramadı. Pırlanta bozdu adamı. Karizmamız derken terliklerini çekmem. Ne demek istiyorsun? TikTokçu. TikTok. Şimdi kendi çoraplarını göster. Köye gelmiş giydiği çoraplara bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Hemen link bırakıyor. Olmaz mı? Ha bunu da koy. Ha evet onda var vejetaryen diye geçiyor. Düş kankam yaparsa olur. Bir şey diyeceğim. Kaç kere yedim Müş'ün elinden hamburger? Hiç. Ben bir kere tavuk yedim 10 numarayı. Çok iyi gaz veriyor ya. Bak, ya waffle ya bir şey yaptıracak illa bana. Ama waffle yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Burada var ki ayrıca buraya da aldık. Linki şurada arkadaşlar. Oradan yukarı kaydırabilirsiniz. Hemen bir link geldi waffle makinesine. Askerden geldiği için mangalın başına oturtturmaktı ama bugün arazi oldular. Bunlar var ya. Mangal. Evet. Gelelim mi? Caner de bittikten sonra söylüyor. Evet. Ama Kutay ne dedi? Ya söyleştiyse gelelim. Yeni nesilden hayır yok. Herkes kaçma derdinde. Herkes etin boşunda bekliyoruz bak burada. Aç kediler olur hadi yani. Hadi sofranın başına siz oturun. Aa şunlar gidiyor. Hazır geliyorsun. İçeride mi? Burada var ya. Şaş kaza bir hamile beni izlerse yandık. Büşra ne yapıyorsun? Yenge çok iyi çekerim. Tavuklarımızı mı çekiyorsun? Evet. Tavukları pişirmişen yenge. Pişirmişen tavukları pişirmişen. Ortam onda. Sana neyi de bağlamışam. Yakaladım. Sorry pardon. Herkesin içinde yapmak istiyorum. Rütük. Yemeği bırak. Okan nasıl tavuk yenilir Büşra'yı öyle? Aldık mı tavuğu? Aldık. At şimdi şeye. Oha! Bunun adal bubu değil mi babaanne? Evet. Bak. Araya köfte sıkıştı bir tane. 300.000 kişi etten soğudu ya. Olur ha, güzel olur. Ay yok bak, artık. Bir daha alalım. Bak şimdi. Tavuğu böyle, arasına köfteyi koyuyorum. Şöyle pilavı da üstüne şöyle. Yok yanına üstüne piyaz atacağım. Böyle ekmek arası gibi. Gerçekten dersen yorumların ne olacak biliyor musun? Bu çocukları nereden topladın? Bunlar evsiz çocuklar mı? Bu geceki tatlımız yengem yapmış. Püsür karı patlı. Annem sen biz bunu küçükken yapıyordun fakir şey. Bu fakir tatlısı. Kaan'ın canı istemiş askerdeyken. Vallahi güzel tatlı. İstanbul Guslar'da 15 lira dilimi bunun. O tatlı sana ne anlatıyor? Evet. O niye iki tane? Şimdi ben tat alırım ya. Gurmelik yapacağım ya, bana iki tane. Ne yapıyorsun oğlum? Bak aç. Oğlum. Ne güzel yapmışım. Ya bu fakir tatlı. Bu dünyada iki çeşit insan vardır. Yaşamak için yiyenler ve yemek için yaşayanlar. Oy kestane. Kestane. Düğün yok diye oynamaya başlıyoruz da. Gerçekten düğün yok diye düğün alayı çekiyoruz. Dali mutlu musun halinden? Mutluyum, mutluyum. Çok güzel. Bunlar mutlu mirasını yapıyor. Gelinle damat. Sinirleri boz. Bak mesafeyi koruyoruz, dikkat edin. Başa geçeyim. Ya müzik de bilmiyorum, oynamayız zaten bunu da. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gerizekalı dersin sen bana? Ulan sen beni aradın ya şimdi. Kapat git oyu lan. Bir daha arayacağım. Bir de diyor ki sen beni aradın. Ay çok eğlendim ya. Gece eğlencemiz. Dur şimdi bak. Konuya sakin gireceğim işte bak. Atma meşgule ya. Oğlum senin bu akşam ecelin oldum. Ha. Başkasına bulalım. Alo. Alo. Evladım tanıdın mı beni? Ulan abisini tanımadın mı sen? Tanımadın mı? Ver babana bakayım. Babana ver. Alo. Selamünaleyküm. 10 yaşındaki çocuğa. Keşke Enes Batur'um diye kandırsaydın ya. Ulan inanırdık. İyi işler nasıl? İyi. Neredesin? Evde. Ne yaparsın bu saatte evde? Yatacağım şimdi. Yatacağım mı? Doğru, bu oğlanın gece yeni başlıyor. Başlayacak. Müsait misin bakayım sen? Evet. Oo. Müsait misin? Evet. Geleyim yanına. Yok. Oğlum tek kelime konuşma yasağı mı var sende? Ne? Niye tek kelime aynen tamam? Bana bağırarak konuşma, sesini yükseltme. Allah Allah. Ha işte. Tanımadın mı Bağdaş? Yok ben tanımadım. Vallahi tanımadım. Neredesin? Evde mi? Evet. Yarın çalışıyor musun? Mesai mi? Çimento mu karıyorsun? Yok ben karmıyorum, kardırıyorum. Aaa. Sen zenginsin. Aynen. Yapma ya. İstanbul. Bok gibi. Para s*** sen. Öyle kurban olsunlar. Hani yani şey gidiyorum. He? Komutanla mı gidiyorsunuz inşaata? Çimento kargo. Bak dayın seni çok kullanıyorlar. Nereye gidiyoruz? Bungalov. Bungalov. Cebimde var anneanne. O virüs olmak istiyor. Var cebimde. Bu kimin? Aha virüs. Okan'ın. Benim mi? Yok, ulan yok. Benimmiş. Vallahi benim. Al çimendenmiş o. Ama ben yedek maskeyle gezerim. Maskeyi. Var bak. Vereceğin 3 milyar. 3 milyar 750 milyar sen bu parayı ne yaptın babaanne? Ha. Tayfa hazır. Abi, bunlar kamp yapıyor, kamp. Aşağıda. Kamp yapılması yasak değil kamp. Ne yasak? Çekirdek çitlemek mi yasak? Ben size açılış yapamadım. Biz kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Şimdi birazcık dolaşmaya çıkıyoruz. Yani hep birlikte çıkıyoruz. Haydi gidelim. Güzel güzel yerler yapmışlar burada. Sarı sen atla yavrum. Evet gidiyor oraya. Allah'ım ya. Çok tatlı abi ya, tasması da var. Şey yapsana. Yazmaz kalemim ne, yazmaz kalem. Ay ne oluyor dur. Oo gönder gelsin. Caner ne yapıyor? Dereden geçiyoruz. Eyvah 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 eyvah. Camı da kapatayım, yüz felci geçireceğim. Yürüyerek geçmemiz daha zordu. Yürüyerek geçemezmişiz, uçmamız lazımmış. Bakın buralara böyle güzel bungalov evler yapılmış. Bittiği zaman belki kalırız. Çünkü 20 metre ileride bizim evimiz var, salaz. Yokmuş gibi kalabiliriz burada. Okan bu ne ağacı? Bak para lazım. Bir şeyler çıkart, bak gözünü seveyim. 6 sene oldu. Verdiğimiz emekler boşa gidiyor. Hayır ne istiyorsun onu söyle bana. Bak şey vardı ya, bir köpek olarak senden beklentim havlaman falan diyor adam. Bir ceviz olarak senden beklentimiz. Çıkma. Hani ayda birkaç kilocuk bir şeyler. Hani su istiyorsun veriyoruz, su istiyorsun işiyoruz. Allah cezanı ver. Büyük de bırakırız. Bu ara şapoşilliği hak etti. Bir tokat at ona. Dedemin emekleri öyle. Biraz da marul tarlasına gelelim dedik. Seradır o, tarla olsa duramayız da. Yeşilimi ver kafam güzel olsun. Gel gel marul seç, ben ne anlarım maruldan? Ben ne anlarım maruldan? Kaç kere marul seçtim, köyüm bile yok benim. Oradan poşet kap. Nereden? Vereyim. Oradan. Boyun yetecek mi? Yetmiyor. Harbi yetmiyor. Basmadan nasıl geliyorum lan Okan? Kanka ben Survivor'a katılacağım gerçekten. İleride daha da var. İleride var mı? Bence daha gitmiyorum, bunlar aynıları zaten ya. Değil mi Okan? Ben şurada hesap kitap yapıyorum yani. 5 liradan olsa, burada 1000 tane olsa. 3 poşet getir. Herkese... Mavi yoksa kırmızı var. Ya oğlum rengi önemli değil. Ne oluyor be? Marul 2,5. Aklım çıktı, başkası zannettim. Ne ya yapıyorsun sen orada? Buraya bakıyordum. Fazla bakma, kafa yapar. Ablam gel, ablama ne vereyim abime? Yavaş basma sakın. Hangisini istersin ablam? Şu büyüklerden. Tut bakayım oğlum, yeğen tut. Hiç kazıklama beni, düzgün ver ha. En tatlısından. Şu iyi mi? İyi iyi. İyi mi? Yok değil o. Dur. Almıyorum o zaman. Dur alma onu dur. Şimdi annem 2 tane istedi. Sizinkiler 3 tane. 5 oldu orada. 5. Başka? 2 tane daha. 2 tane daha. Tamam. Kutay bir tane daha poşet yollasana oradan. Haydi gidelim. Bu kapıyı bir de kapatması var. Çamadım. Yukarısını sen yap, altını ben yapayım. Güzel anlaşma. Haydi bakalım. Şunu çektik. Bunu çektik, bunu da geçirdik. Şunu da geçir. Bunu açmayalım diye mi yapmışlar acaba? Okan. Oluyor mu kanka? Okan. Okan buna. Ah, yaptım, vallahi yaptım. Çok önemli bir konu var, ben bağlamayı bilmiyorum. Yuh be, yuh vallahi be. Vallahi askere gideceğim, nasıl bot bağlayacağız? Bak şöyle yap. 1. Sıkı bağlamayayım, açamazlar bir daha gerçekten, keser. Kör düğüm at o zaman. Ah böyle oldu işte. Evet. Arkadaşlar biz ilk şok gerisi yeni geliyor. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Sanki var ya böbrek dalak götürüyor sizi. Kurbandan sonra. Oy 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 oy. Kumpir show. Aynen öyle. Paso. Ay dedem beni kurban olarak. Oh sofraya bakın. Dumanlar ne güzel çıkıyor ya. Yok de. Sizinle şöyle oturup konuşmalı bir şeyler yapamadım ama burası birazcık koşuşturmalı geçiyor. Bugün bizim son gecemiz artık. Bu gece yatıp yarın sabah yola çıkacağız. Çünkü yarın bizim o çok meşhur olan ev sahibimizin aldığı dolapları kurmaya gelecekler. O yüzden 1 ile 3 arasında saat verdiler. Biz sabahtan çıkacağız buradan. İstanbul'a evimize döneceğiz. Dolapların da son halini gösteririm size kurulduktan sonra. Yine ne çektim, ne yaptım, nasıl geçti bilmiyorum. Köy havası bile yetiyor. Bugün bir şelale falan gördük, o bile yetti. Şimdi aşağıda bir sütlü kahve partisi var. Ben de gideceğim oraya. Ben eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Yarın da dediğim gibi yola çıkarken tekrardan sizle buluşuruz. O zaman görüşürüz. Şimdi çıktık. Uyanır uyanmaz böyle hafif bir kahvaltı yaptık. Evimize doğru gidiyoruz. Arabayı ısıtmaya çalışıyorum ama olmuyor. Çok soğuk. Dudaklarım yine perişan oldu. Dün şurada bir sivilce çıkarttım ama yüzümün kuruluğuna dayanamadı. O da patladı. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Şimdi ustalar gittiler. Bu dediğim lavaboları, dolapları falan kurdular da birazcık sinirliyiz. Çünkü şu beyaz halıları falan ayaklarında galoş olmasına rağmen çamur yaptı kendileri. Ben de elime şu şekilde bezimi ve cam silimi aldım. İçerisine böyle birazcık da çamaşır suyu karışmış şeylerim var. Pis ettikleri dolapların içlerini bir silelim istedim. Bir gün kullanmayacakmışız. Küçük lavabolara sadece bunlardan taktılar. Büyüklere de altlı üstlü taktılar. Şimdi şöyle bir sileyim ben. Muslukları takmamışlar. Caner muslukları takıyor. Biz yapmayız onu falan demişler. Diğer büyükler de böyle oldu. Şöyle bir ayna yapmışlar. Altında da yine bir dolap. Bu yine uçuyor. Şurayı da 2 dakika temizleyelim hadi. Az önce bir çamaşır asma işlemi geçirdik. O pislettikleri halıyı da bir makineye attım. Şöyle çamaşırlarımı astım. Duşa girme vaktim geldi. Yukarısını çekemedim çünkü daha bitmedi. Yerler falan ıslanmış bayağı. Evi de bir güzel süpürttüreceğiz bomboya çünkü bayağı dağıldı. Bir türlü taşınamıyorlardı ya. Gerçekten her yerde yine. O zaman bu 3 günlük galiba vlogun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, devamı gelsin isterseniz yorum bırakmayı, Instagram'dan beni takip etmiyorsanız takip etmeyi, YouTube kanalıma zaten abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.